Herkese merhabalar, Cities Skylines'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar, en son buraya hayvanat bahçesi yapmıştık. Şuraya dörtlü kavşak, hazır dörtlü kavşaklardan koymuştuk. Yani şu bölgeyi tamamen sonuç olarak bitirmiş olduk. Bölümden sonra da arkadaşlar biraz şuralarda ağaçlandırmalar yaptım. Şu ortaya böyle çalılar koymuştum. Gayet güzel oldu bu bölge, bayağı güzel gözüküyor. Arkadaşlar birkaç saniyenizi ayırıp eğer içeriklerimden keyif alıyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumda bırakabilirsiniz. Yorumların da desteği oluyor. Algoritmada bayağı işe yarıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle bayağı uzun bir sinematik olabilir bu bölümde. Uzun olmasa da en azından şu bölge için bir sinematik yapmayı düşünüyorum. Şu anda oyun duraklatılmış bir şekilde arkadaşlar. Onun sebebi de buraya şimdi güzel bir yer yapacağız. Belediye alanı gibi bir yer yapacağız, öyle düşünebilirsiniz. Belediye binası olacak. Ama şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şuradaki demiştim ya, Hong Kong binalarını falan kullanırız diye. Maalesef o modlarda arıza olduğu için onları kullanamayacağım. Ben de onun yerine şuradan arkadaşlar yeni binalar ekledim. Bunlarla yer hazırlayacağız. Ofis binalarını kullanarak yapacağız. Zaten hani belediye binaları da bir ofis gibi düşünülebilir aslında yani. O yüzden bu modları kullanacağız. Bu modlar sağlam gözüküyor. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle arkadaşlar binaları yerleştirdim. Gördüğünüz gibi burası böyle bir ne denir, ofis kompleksi olacak arkadaşlar. İsmini böyle koysak çok daha mantıklı olur. Şimdi bina seçimlerine gelecek olursam, şimdi girişlerde gördüğünüz gibi iki tane ofis binamız var büyük. Yanlarda da yine ofis binalarımız var. Şurayı ana belediye binası olarak düşündüm arkadaşlar. Bunun şöyle devamı da medya yayın binası olacak. Yani devlet buradan mesela TRT kanalı gibi düşünebilirsiniz. Buradan yayınlarını yapacaklar. Yine yanlarda da yardımcı ofislerimiz var. Burada da devasa blokta ofislerimiz var. Bunlarda da yine devletin ayrı ayrı işleri olarak düşünebilirsiniz. Şu anda isimlendirmenin bir anlamı yok ama hani öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine şurada da iki tane küçük ofisimiz var. Aynı şekilde şurada insanlara yardımcı olacak bir community center'ımız var insanlar açısından. Şurada da eco office diye bir ofisimiz var. Böyle biraz daha ne denir, doğa, çiçekler bitkilerin olduğu bir ofis, biraz daha farklı bir ofise benziyor. Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar, hala bitmedi, hızlandırılmış bir şekilde yapmaya devam edelim. Thank you.
Arkadaşlar şöyle bitirdim. Bayağı uzun sürdü ama bayağı hoşuma da gitti. Yani çok güzel oldu burası. Bayağı böyle hani böyle ayrıcalıklı bir yer gibi duruyor arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz saray gibi bir yer oldu yani. Bayağı hoşuma gitti yani. Sizlerin de umarım hoşuna gitmiştir. Yani bayağı uğraştık. Bence değdi. Gayet iyi oldu. Özellikle şu yani şu teknik bayağı güzel oldu arkadaşlar. O da şu hemen sizlere yine göstereyim. Şu muhabbet bayağı güzel oldu yani. Üstüne de böyle bitkiler koyup ağaç koyunca böyle çok daha güzel bir görüntü ortaya çıktı. Tabi biraz oyun kastı arkadaşlar. Umarım hızlandırmada düzgün görmüşsünüzdür. Umarım düzgün yansımıştır. Son olarak şurada da birkaç tane daha yine ağaç ekleyelim. Ondan sonra bir başlatalım bakalım. Oyunda herhangi bir problem olacak mı bu binalarda? Onu da merak ediyorum. Şöyle bir iki tane de yine Juniper'den atalım abi. Bu ağacı harbi sevdim ben. Şöyle başlatalım bakalım. Yeni parkta biraz tempolu koşu yaptıktan sonra kendimi çok enerjik hissediyorum demiş. Eyvallah. Bayağı güzel bir yere dönüştü arkadaşlar. Burası bol bol otopark da koydum. Çünkü otopark koymamızın sebebi bildiğiniz gibi buralara araçlar park edemiyor arkadaşlar. O yüzden bol bol yaya geçidi de koydum. Bu arada yağmur başladı. O şeyi unutmuşuz tabii. Su hatları çekmeyi unutmuşuz. Onu da hemen hızlıca çekelim bence şöyle boydan boya. Aa, burası harbi favori yerim oldu yani. Cities Skylines 2'de ilk defa bu kadar özenerek bir yer yaptığımı söyleyebilirim. Cities Skylines 1'de 2 mi dedim acaba? Herhalde 2 dedim. Neyse abi. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerin de yorumunu bekliyorum. Yorumunuzu bekliyorum. Hem de burada şöyle bir muhabbet de var arkadaşlar. Eğer çok eğitimli insanlar olursa burada şehrimizde dışarıdan gelmiş insanlar varsa eğer buradan iş olanağı bulabilirler. Tabii çok eğitimli insana bayağı bir ihtiyaç var burada. Onun da farkındayım. Zamanla insanlarımız eğitilecektir diye düşünüyorum. Bu arada şuralara da iki tane böyle yine park koydum. Dışarıdan da insanlar gelsinler. Mesela şuraya lazaret meydanı koydum böyle uzaylılarla ilgili. Onlar da ilginç güzel duruyor yani buraya böyle farklı bir görüntü verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de bura hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bura bittiğine göre devamında ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ona da başlayalım. Böyle hızlandıralım istiyorum. Problem çıkarsa hemen görmek adına. Öncelikle tekrar şuraya döneceğim arkadaşlar. Şurayı biraz daha yumuşatmaya çalışacağım şu hizadan. Şöyle abi bir hat çıkartacağım. Çünkü buraya da farklı bir şey yine koymak istiyorum. Aslında farklı bir şey değil. Yine kullandığımız bir şeyi kullanmak istiyorum. Burada bence çok güzel duracaktı. Şehirle endüstriyi ayıracağını düşünüyorum. O da hemen şöyle bir şurayı düzeltelim arkadaşlar. Onu hemen koyalım istiyorum. Bir tane yol çekelim. Öncelikle şurada bir yolumuz vardı. O yolda sanırım yine bizim bu yol. Yani şöyle çekeceğim arkadaşlar. Şöyle olabildiğince düzgün. Yani şurayı şöyle kapatabiliriz. Hiçbir problem yok. Şimdi şuradan boyda boyuna devam edecek arkadaşlar. Şurayla birleşecek. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir yerimiz oldu. Bunu da hemen şöyle düzeltmek istiyorum. Şöyle abi biraz kaya görünümünü almak istiyorum. Kaya görünümünü özellikle istiyorum bu arada. Şuraya yanlışlıkla dokundum abi. Şurayı hemen düzeltelim. Bu arada bir de yüksekliğini de yine ayarlamak istiyorum. Şurayı da aynı şekilde hizaya götüreceğim. Veyahut da farklı bir şey de yapabiliriz. Buraya tam karar vermedim ama. Öncelikle şu yolları bir seçelim arkadaşlar. Şurayı boydan boya seçmek istiyorum. Nerede abi? Yolu seçelim sadece. Şurada sadece yol olması gerekiyordu. Aynen abi. Şöyle hepsini kaldıracağım. Yolumu şöyle boydan boya seçeceğim. Ha, notes diye seçmemiz gerekiyormuş. Tamamen unuttum onu. Şöyle seçtikten sonra arkadaşlar şöyle yüksekliğini şu yoldan göre ayarlayacağım. Biraz çünkü yüksek kaldığını fark ettim. Şöyle hepsini tekrar açalım. Sonra arkadaşlar buraya ne koyacağım? Buraya şurada koyduğumuzu koymak istiyorum. Şu elemanı. Wall diyor, duvar diyor. Yani duvardan bir koyalım istiyorum. Ne kadar yakışır bilmiyorum ama denemek istiyorum. Şöyle şu dipten koymaya başlayacağım. Bence güzel gözükecektir. Bir de kayalık görünümü de vermek istiyorum. Hemen şunları da yerleştirelim hızlıca. Thank you.
Arkadaşlar şöyle duvarı bitirdi. Bayağı vakit aldı bu da yine ilginç bir şekilde. Ama bayağı güzel gözüktü arkadaşlar. Şuralara da şöyle biraz beyazlıklar çıktı. Herhalde hala bu nedeni şu kısmı ayarlayamadım sanırım. Şöyle biraz daha uğraşınca gidiyor abi. Ama hani gözükmesi yine önemli değil arkadaşlar. Bence hani gayet iyi bir yer olduğunu düşünüyorum buranın. Hani böyle gözükse bile, hani şöyle beyazlık kalsa bile yine de hani buraya inşamı devam ettireceğim. Yani bu beni engellemeyecek. Kötü gözükebilir şöyle. Abi uğraşınca gidiyor ama bakın. Bayağı uğraşmamız gerekiyor ama şöyle gitmesi adına. Bazı yerlerde tabii gitmiyor da. Yani mesela şu noktada gitmiyor. Herhalde yükseklikle alakalı da bir şey olabilir. Aslında şöyle bir yapalım. Şuradaki binaları seçelim. Yani şöyle binaları seçtim arkadaşlar. Şuradan objenin yüksekliğini almak istiyorum. Onu da yine nasıl seçebiliriz? Şöyle segmenti açıp şu noktayı seçebiliriz. Yani şöyle yapıp şu noktayı seçtiğimiz zaman düzeldi mi? Neyse düzelmedi arkadaşlar. Birkaç yerde böyle beyazlık kalabilir. Problem değil. Zaten şey söylemiştim arkadaşlar. Hani taşlarla kapatacağımı söylemiştim. O yüzden hani o kadar da önemli değil. Şimdi buranın kenarına gelecek olursak. O abi bir saniye. Burada hemen çalışan problemi olmaya başlamış. Şimdi kenarlarına gelelim arkadaşlar. Kenarları için şöyle yapmak istiyorum. Bizim büyük alışveriş merkezlerimiz gelmişti hatırlarsanız. Onlardan koymak istiyorum. Tabii öncelikle birkaç arayol çekelim yine. Arayollar önemli abi. Buralarda daha sağlıklı yerler koyarız. Şurada bazı yerlerde nedense, mesela şurada da öyle, şurada da öyle, ev yapımı maalesef konmuyor abi. Nedense burada biraz bug mı oluştu nedir bilmiyorum. Hani yine oldu arkadaşlar. Mesela şurada köprü yapıyormuş. Ha, köprü yaptığı için böyle gözüküyor. Şöyle düzelttim arkadaşlar ama hani buralarda yine şöyle görüntü tekrar geldi. Herhalde hani bunu yapınca da gidiyor olabilir diyeceğim. Ha, bu sefer düzeldi. Neyse abi, şimdi şuraya şöyle boydan boya çekmek istiyorum. Aynen şu hizadan çekeceğim. Sonra şuradan da şöyle devam edecek. Yine şu hatta da çekmek istiyorum. Hemen şuranın da yollarını halledelim istiyorum. Öncelikle tabii şu elektrik hattını yine kaldıracağım. Abi elektrik hattını şuradaki şehirle bağlantımız, pardon endüstriyle bağlantımız olduğu zaman tamamlayacağız. Bu bölümde arkadaşlar sanırım burayı tamamen yapamayabilirim. En azından şu kısmı yapalım istiyorum. Yani burayı bitirelim istiyorum. Şöyle yolları yine çekelim. Şimdi şu hizadan da bir yol gelsin. Şuradan burayı birleştirelim. Sonra bir tane de şuradan mı gelse diyeceğim ama neyse şuradan gelse daha iyi olur. Bu arada şurada nedense böyle bir bug oluşmuş arkadaşlar. Şurada böyle bir alan var. Nedeni nedir bilmiyorum ama hani burada böyle kalmış ilginç bir şekilde. Buraya inşa etmemizi bir tık gıcık olacak. Neyse abi, şuradan da yine şu yolu da devam ettireceğim. Şu hizaya gelebiliriz. Şöyle gelecek arkadaşlar şuradan. Bu sefer de şöyle farklı olsun. Buradan da şöyle dönüş alalım. Şu hizadan dönüş aldığımız zaman gayet iyi oldu bence burası da. Sonra şuradan da yine yol devam ediyormuş abi. Bu yolu bayağı kullanmışız. Şöyle her yerde yine kullanalım. Son olarak da şöyle de bağlantıları sağlayalım. Aynen, büyük yol bu kadar yeterli. Şimdi arayollara tekrar dönelim istiyorum. Arayol koyalım biraz. Şimdi şuradan bir tane koyalım. Sonra da şuradan şöyle devam etsin arkadaşlar. Şöyle boydan boya gitsin bence. Yani buralardaki şeyi sağlamış olalım. Hem inşa olanağını sağlamış olalım. Hem yine şöyle devam edebiliriz ama bir saniye, bu yolu düzgün koyalım bence. Şöyle koyalım, şu nedeni iş yerlerini bozmasın arkadaşlar. Şöyle bence daha uygun oldu. Ara yollarda bağlantılar koymayacağım. Bence böyle gayet yeterli gözüküyor. Sonra şuradan şöyle boydan boya iki tane çeksek bize yeterli olur diye düşünüyorum. Aynen abi, şöyle de iki tane yine çekelim. Şuraları da bağlayalım. Şurada bu dört yolu kullanmışız. Ana şeridimiz, ana yolumuzdu burası. O yolu tekrar yine ekleyelim istiyorum. Sanırım şuydu arkadaşlar. Tam emin değilim ama bu olma ihtimali var. Aynen buymuş, gayet iyi. Bu yolu da çekmiş olduk. Hemen tekrar ara yoluma döneceğim. Şuradan şöyle iki bağlantısını şöyle devam ettireceğim. Böylece şuralar blok blok evler olacak. Bence
buralarda güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sonra da tekrar iş yerime geleceğim abi. Şu noktayı şöyle devam ettireceğim. Tabi 4 bloktan büyük binalar olmadığı için oyunda maalesef şu hat böyle kalacak arkadaşlar. Ona da başka bir şey yaparız. Park alanı falan koyarız, bence problem değil. Yine aynı şekilde şurada da küçük bir yer gördüm abi. Burayı da devam ettirelim. Şurayı da yine devam ettirelim. Şöyle mesela köşede bir tane büyük bina olsun. Burada da olsun. Bura biraz daha şehir büyük büyüsün abi bu kısımlarda. Bence şöyle devam ettirelim. Hatta şu hizalara, yine arkalara olabildiğince ev yayalım. Arkadaşlar şöyle binaları yerleştirdim. Gayet iyi oldu bence. Şimdi su hatlarını hemen çekelim. Şimdi su hatlarında problem yaşamayalım. Aynen abi, bununla uğraşmayalım. Şöyle hemen su hatlarını bitirelim. Bence gayet güzel büyük bir yerleşke oldu arkadaşlar. Hem de bu belediye binasının etrafı da böyle insanlarla dolu olacak. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Şimdi çok eğitimli insanımız maalesef fazla yok arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümde değinebiliriz. Kampüs yapmak istiyorum ben aslında. O yüzden hani büyük okullar koymadım arkadaşlar onun için. Kampüsü de şöyle düşündüm arkadaşlar. Ya şurada bir yere yaparız ya şurada bir yere yaparız diye düşündüm. Tabii ana adada olması, yani şu tarafta olması daha güzel olurdu bizim için. Çünkü şurada bildiğiniz gibi otobanımız geçiyor. Bence şurası olabilir. Tabii şu anda alan alamıyoruz arkadaşlar. Hani şehir büyümesi gerekiyor. Şehrin de bir sonraki büyümesi 17.000'de gördüğünüz gibi. Yani şuralar kurulduktan sonra büyük ihtimal onu da yaparız diye düşünüyorum. Şimdi ufak tefek dekorasyonlarımız kaldı. Onu da böyle videoda devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi şurada dekorasyondan önce arkadaşlar birkaç yolu düzeltmek istiyorum. Özellikle şu kısımları biraz düzelteceğim. Orada biraz yükseklikten dolayı problem olabilir. Yani şöyle düzelteceğim, bu kadar yeterli. Sonra şurada kullandığım ağaçları alacağım arkadaşlar. Şurayı boydan boya devam ettirmek istiyorum. Onu da gerçi şu modla koymuştuk sanırım arkadaşlar. O tabii şu parka koyduklarımızdı. Bu arada parkta bir daha level aldı, 3 seviye oldu. Ama o parkı devam ettirmek istemiyorum. Yeni bir park yaptığımız zaman ona devam ederiz arkadaşlar. Şimdi şuradan ben tekrar ağaçlarımı bulayım. O ağaçları tekrar ekleyelim. Onlar da şunlardı arkadaşlar. Hemen şöyle eklemeye başladım hatta. Aslında biraz da şöyle çalı mı bu abi? Herhalde çalı olabilir. Biraz da şöyle çalı da gelsin bence. Yani şöyle çalıları da ekleyelim. Biraz tabii bunun gücünü artıralım. Böyle biraz az koyuyor çünkü. Hatta biraz daha artıracağım abi. Çok koysun. Bu ağaçlar güzel gözüküyor tabii. Uzaklaştırınca böyle hiçbir şey gözükmüyor ama hani yine de koyalım, yapacak bir şey yok yani ona. Böyle yeterli olur diye düşünüyorum. Aynen abi, burası yeterli. Şimdi birkaç bir yerde inşa yapmamıza olanak vermemişti. Oralara böyle ağaçlar koyabiliriz. Tabii şu çalıyı tekrar kaldıracağım abi. Çünkü ağaç koymak istiyorum. Yani şöyle tekrar ağacı açacağım. Bu arada şunu da düzeltelim. Şu hizaya mesela ağaç olabilir. Hatta gücü biraz daha artıracağım. Şöyle devam ettirelim. Şu hiza zaten buraya olmuyordu. Hatırlarsanız buralar çok dar olduğu için buralara şöyle ağaçlar koyalım. Hatta şehrin şöyle boş yerlerine koyalım arkadaşlar. Evler gelince zaten kaldıracaklardır diye düşünüyorum. Şöyle devam ettirelim. Şu ortalara da biraz yayalım şöyle. Belki olur da evler gelse bile hani ne denir? O ağaçlar belki kalabilir. Şöyle her yerden devam ettirmek istiyorum. Aynı şekilde şuraya da devam ettirelim.
bol bol koyalım abi bu ağaçları. Güzel gözüküyorlar çünkü. Biraz da kırmızımsı mı gözüküyor? Ha yok, bu bizim araçtan dolayı öyle gözüküyorlarmış. Neyse, problem değil. Şöyle devam ettireceğim. Sonra şu hiza biraz çirkin duruyor arkadaşlar. Buraya böyle ağaçlık koyalım. Hatta elimle de biraz koymak istiyorum. Sonra şu kısmı da devam ettirelim. Bu arada şu sağ taraftaki arkadaşlar yaya geçitlerini bayağı koydum videodan sonra. Yani bayağı bir eklemeye çalıştım. Yani o videodan sonra bile bayağı vaktimi aldı. Yani küçük bir yaya geçidi bile çok uzun sürüyor. Başta yapmış olsaydık o kadar vakit almazdı. Şimdi yeni bir problemimiz var arkadaşlar. O da mezarlık dolmuş. Şimdi mezarlığa yeni bir çözüm üretmek istiyorum. O da krematoryum vardı sanırım. O krematoryum açılmamış hala. Abi krematoryum ben açıktır diye düşündüm. Neyse, bir tane de şuraya bir yere sığar mı? Mesela şuraya sığıyormuş. Şuraya bir tane koyalım istiyorum. Aynen şurada bir tane olabilir. O bu arada dekorasyonlarımız, değiştirdiğimiz ağaçlar üstünde kalmış arkadaşlar. Gayet iyi o da. Tabi bu burası dolu olduğu için adı nedir? Yani şu elemanları biraz beklememiz gerekiyor. Başka seçeneğimiz var mı? Ona da bakalım. Aslında bir tane daha bina var arkadaşlar. O da morg. Ama bu da maalesef yine 17.000'de açılıyor. Yani şu anda tek yapabileceğim hani birkaç tane daha şundan eklemek. Mezarlıktan eklemek. Mesela şuraya da bir tane ekleyelim. Yoksa arkadaşlar geri insanlar terk ediyor. Yani evler boşalıyor tekrar. Onu engellemek adına şöyle bir iki tane ekleyelim. Sonra hepsini kaldıracağız. Yani gördüğünüz gibi bazı evler hemen geri gidiyor arkadaşlar. Onu engellemek adına öyle yapalım. Şimdi şunlardaki problemleri dediğim gibi eğitim seviyesinden dolayı burada problem yaşıyoruz. Bence onu zamanla hallederiz. Onlar problem değil. Aa, bu arada tıkır tıkır çalışıyor burası. İnsanlar da geçiyor. Parkları da kullanıyorlar. Otoparklar da doluyor yavaş yavaş. Bence mükemmel bir yer oldu arkadaşlar. Hani yani şu ana kadar yaptığım en iyi yer olabilir burası. Hem de şu sağdaki yer de çok güzel duruyor. Aa, mükemmel bir görüntü bence. Dediğim gibi sizlerin de burası hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kenarlarda şöyle büyük binalar daha da burayı hoş gösterdi. Böyle hani o yoğunluğu kırdı arkadaşlar. Bu şehrin o yoğunluğunu bu orta kısım bayağı kırdı diye düşünüyorum. Abi bayağı güzel gözüküyor, şöyle bakalım. Şimdi nüfusa bir bakalım yine. 14.400 olmuş. 1.7 milyon da paramız olmuş. Hemen şöyle yapalım. İlk önce arkadaşlar şuradan okula gelelim. İlkokula hala ihtiyacımız var. Liseye hala ihtiyacımız var. Lise bir tane oraya koymuştuk. Şimdi bir tane şuraya sığdırabilirsem yine bir lise daha koymak istiyorum. Onu da mesela şöyle küçük bir yere koysak daha iyi olur. Yani alanına da arkasına da ne denir? Şey koyarız. Otopark koyarız yine. Ve hatta bir saniye abi, şöyle yönünü bu tarafa koyalım. Arka tarafına ne denir? Otopark ekleyelim. Şöyle küçük vardı sanırım ama küçük şu mu var? Bu mu var? Abi hangisi? 3 blok acaba? Onu da bir hemen bulalım. Arkadaşlar maalesef bulamadım. Şunu ekleyeceğim onun yerine. Sonra da şöyle yapacağım. O belediye binasının olduğu kısımdaki şu muhabbeti yine buraya koymak istiyorum. Bence gayet iyi yakışıyor bu. Sonra da şuradan juniperi alacağım arkadaşlar. Ağaç anarşisini açalım şöyle. Neden yine izin vermedi acaba? Bazen izin veriyor, bazen izin vermiyor arkadaşlar. Ha, onu anladım. Şimdi şöyle açacağız. Sonra şöyle çekmemiz gerekiyor. Yoksa izin vermiyor bunu arkadaşlar. Şöyle iki tane de şu tarafa koyalım. Sonra da şöyle yapalım. Biraz da çalı koyalım şöyle etrafa mesela. Şu beyazmış. Biraz güzel gözüküyor sanki. Şöyle ekleyelim. Sonra şu devamı da var yine. Şuralara da birkaç tane yine ağaç ekleyelim şöyle. 4 tane olabilir. Yani bu liseyi de abi hemen dolmaya başladı. Gördüğünüz gibi demek ki liseye çok ihtiyacımız varmış. Lise doldu. Şimdi ilkokul da koymak istiyorum. Yine şu Japon alan vardı arkadaşlar. Yine ben bunu koymak istiyorum. Pardon, bu ne diyor? Regis High School diyor. Bu değil abi. Bir tane Japon vardı. Aynen şunu yine koymak istiyorum. Şöyle köşe bir yere olsa sanki şurası iyi olur gibi. Aynen mesela burada güzel durdu. Hemen şöyle öğrencilere de bakalım. İlkokul öğrencileri 1000 tane diyor abi. Herhalde bir tane daha ilkokul koymamız gerekiyor. O zaman bir tane de şu
oyunun kendisinden olan büyükten koyalım. Bunun kapasitesi de 300, bu da 270'miş. Yani biraz daha öğrenci muhabbetini gidermiş olduk arkadaşlar şöyle böylece. Lisede sarıya gelmiş gayet iyi, üniversitemiz hiç yok. Kütüphanemiz var ama hani kullanıcı 19-18 kişi diyor. Problem değil. Sonra diğer servislerime geleceğim arkadaşlar. Şimdi şurada itfaiye istasyonumuz var. Bir tane de şu tarafa koyalım bence. İtfaiye istasyonu her zaman olsun abi. Büyük bir problemle karşılaşmayalım. Şöyle bir tane itfaiye istasyonu buraya koyalım. Bir tane de bu tarafa yine koyalım. Mesela şuraya izin vermiyordu arkadaşlar. Mesela şunu şöyle yapsam, şu tarafa koymaya çalışsam izin verir mi? Yok abi, yine izin vermiyor maalesef. Aslında bir saniye, şöyle bir taşıyalım. Buradaki ağaçlar neden gitmedi? Ha şöyle. Abi yine ağaç gözüküyor. Böyle ağaçları kaldıralım tekrar. Heh, tamam, şimdi uygun oldu gibi. Yoksa abi diğer yerdeki de mi öyle oldu acaba? Ha yok, bunda normal gözüküyor. Ağaç anarşisini açık unuttuğumuz için olabilir arkadaşlar. Şöyle kaldırıp tekrar koyalım. Abi yok, yine gözüküyorlar. Şöyle elimizde kaldıralım o zaman. Ha, anarşiyle koyduk onları sanırım. Unutmuşuz. Neyse abi, şöyle elimle kaldıracağım tekrardan. Problem değil. Ha, şimdi burası da tamam oldu. Son olarak bir tane de şey koyalım. Klinik koyalım. Klinik bir tane var çünkü. Mesela bir tane klinik şuraya koyalım. O mesela şurada tam bir tane boş yer varmış. O bu arada bunda su yokmuş abi. Şuna şöyle su bağlayalım. Umarım gider problem. Ha tamam, şimdi gitti. Şimdi bu mezarlıklarda 100 kişi var. Bunda 0 diyor. Şu mesela kaç olmuş? 170. O zaman şöyle yapalım. Şu elemanı boşaltalım. Sonra da hala açılmadı tabi krematoryum. Abi onu ekleyesim geliyor sürekli. O yüzden sürekli ondan bahsediyorum. O abi artık normal binalarda eğitimli insanlar istiyorlar maalesef. Dediğim gibi arkadaşlar, bir sonraki bölümde şurayı dolduralım. Ondan sonra da kampüs için bir şey yapalım. Şuraya yapalım mı? Burası sanki küçük olur gibi. O yüzden hani şöyle düşünmüştüm, bu tarafı düşünmüştüm. Ama buraya da olabilir arkadaşlar. Şurası endüstri olacak. Şurada şöyle devam edecek arkadaşlar. Şu hiza şöyle devam edecek. Şurada bitireceğiz. Geri kalan alt kısımlarda endüstri olarak kalacak. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki muhabbetleri kapatmak adına ben şöyle yapacağım. Biraz buralara kayalar ekleyelim istiyorum. Taşlar, taş görünümü ekleyelim. Herhalde şu kısmı şöyle düzeltebiliriz. Yani şöyle yapsam şu kısmı şöyle düzeltebilirim. Yani geri kalanını dediğim gibi taş görünümleriyle kapatabiliriz şöyle. Aynen abi, şöyle gördüğünüz gibi kapanıyor yani gayet iyi bir şekilde. Şöyle de devam ettirelim. Dediğim gibi zaten bunlara kaya görünümü yapacaktık arkadaşlar. O yüzden yani şimdiden koyalım bence. Problem değil. Abi o büyükmüş, onu o dursun. Şöyle koymama izin verdiği kadar koymaya çalışacağım. Şöyle mesela şuraya da olur. Aynen, mesela bu hat çok güzel oldu. Şöyle de devam ettirelim. Küçükten koyalım, büyükten koyalım. Farklı bir görüntü vermeye çalışalım. Şimdi şuraya da bir tane, abi son bir tane daha, gözünü seveyim, olmadı. Neyse burayı da böyle bırakalım. Ha, şu köşeye değinecektik arkadaşlar. Oraya da abi her şeye tıkladım yine. Şu köşeye de yine biraz çalı falan koysak kapatabilir miyiz bunu? Mesela şuralara çalı koyalım. İşte mesela şu büyük ağaçtan koyalım. Biraz daha büyük. Mesela şurası tamamen ağaç olsun. İşte şurada da biraz ağaç olsun. Şuralarda. Yani mesela elemanlar buralara %100 büyük binalar gelmemiş. O yüzden biraz daha kapatabiliriz. Şimdi şuradaki ağacı bir bulalım arkadaşlar. Şu ağacı yine kullanmak istiyorum ben. O da şuymuş arkadaşlar, şunlarmış. Hemen bunları yerleştirelim istiyorum. Tabi bunları anarşiyle yerleştireceğim şöyle görüntü vermek adına. Şu hizadan şöyle koyabildiğim kadar koyacağım. Şöyle kapatmak adına bu ne denir, çirkinlikleri. Daha doğrusu daha güzel göstermek için yapıyoruz bunu. Sonra da tekrar şeye geleceğim arkadaşlar, kayalara. Şuradan bir tık da böyle kayalar eklemek istiyorum. Tabi geri ağaçları kaldıracak herhalde.
Neyse tekrar ekleriz ağaçları. O problem değil abi. Şuradan mesela şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle özellikle şu beyaz kısımları kapatmaya çalışıyorum. Şöyle elimden geldiği kadar kaya koyacağım. Yani mesela şurası tam köşe olduğu için buraya mesela şöyle bayağı bir kaya koyalım. Kapatalım bu çirkinliği şöyle. Bence iyi oldu. Sonra tekrar ağacımıza gelelim. Anarşisini açalım. Şuraları tekrar kapatalım arkadaşlar. Şöyle dolduralım yine. Aynen abi, bence mükemmel gözüküyor. Son olarak bir şey daha yapacağım. O da bu çalı bitki görünümü vereceğim arkadaşlar. Onu da yine şuradan sizlere göstereyim. Şurada koymuştum. Yani şöyle altlarda. O da şurada. O da bu arkadaşlar. Onu da hemen yine yerleştirelim. Umarım başka bir şeyi kaldırmaz. Aynen kaldırmıyor da. Son dokunuşta bunu da yapalım şöyle. Sonra şu iç kısımdaki ağaçları zaten kaldıracağız. Sanayi olacağı için onlar zaten olmayacak arkadaşlar. Şuralara da yine devam ettirebiliriz bence şöyle. Aynen abi, bence mükemmel oldu. Şöyle bir devam ettirelim. Hızlandıralım. Bakalım, burası tamamen dolmuş gibi arkadaşlar. Şu kısımda tabi bu ağaçlar bir tık gözükmüyor. Abi bu ağaçlar neden böyle oluyor acaba? Çok ilginç yani. O zaman şunlardan atalım biraz da. Şöyle şu hatta. Aya böyle çok daha güzel gözüküyor. Şöyle bol yapraklı. Aya şöyle bence tamamdır. Bu kısımda tamam arkadaşlar. Şöyle şehirde herkes yerleşmiş gibi gözüküyor. Tabi şuralarda birkaç tane yine evler kalmış. Ama çoğunluğu dolmuş arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi son olarak da arkadaşlar bu bölgeyi de boyamak istiyorum. Şöyle boyayacağım. Şu kısmı boyayacağım. Tabi iç kısmı da belediye ile alakalı bir şey yapmak istiyorum. Kompleks ismini vermek istiyorum. Şöyle bir bu tarafı boyayalım. Şöyle boydan boya. Aslında bura arkadaşlar bir tık daha şehir merkezi olduğu için şöyle yapalım. Zaten şuraya da isim vermemiştik. Şöyle devam ettireceğim. Şöyle boydan boya. Şu hizayı şöylece. Sonra da arkadaşlar buraya şey ismini vereceğim. Şurada Cemal Tepeleri diyor. Bu bir saniye yanlış tuşa bastım. O kente yükselmişiz arkadaşlar, gayet iyi. Şimdi neyimiz açıldı? Ha, ölü akma yeri açılmış, su atma tesisi açılmış, yüzen çöp toplayıcı açılmış, bunları kullanırız. Stadyum açılmış. Yani çok fazla bir şey açılmamış ama yine de güzel yani. Sonra arkadaşlar şuna batı yakası şehir merkezi ismini vereceğim. Sonra şuraya da tekrar boyamayı alacağım abi. Şuraya da biraz şu şeyin boyutunu küçültelim. Şu hizayı boyayacağım arkadaşlar. Buraya da hemen şöyle isim vermek istiyorum yine. Buraya da batı yakası ne diyelim aslında, onu da bir düşünelim. Hemen şurayı bir bitirelim. Yani şöyle bitirelim. Sonra Musa Vadi Parkı demiş. Buraya da batı yakası belediye kompleksi diyelim. Bence iyi isim yani. Batı yakası belediye kompleksi güzel oldu. Sonra arkadaşlar şu kısma da yine isim vermek istiyorum. Buraya da çok basit kaçacak ama batı yakası parkı demek istiyorum. Bence şurası gayet güzel bir yer oldu. Buraya da bence ismi verelim yani. İsmi hak ediyor burası da. Şöyle boydan boya gideceğim. Şu hizayı şöyle boyayacağım. Sonra da buraya da batı yakası parkı ismini vereceğim arkadaşlar. Bence gayet isimler güzel, düzgün oldu. Tabi şuralara hala isim vermedik. Buralara mantıklı isim gelene kadar yazmayacağım bir şey arkadaşlar. Bunu zaten videoların başında da zaten söylüyordum yani, hatırlarsanız. Mantıklı isim gelmediği sürece yazmayacağım arkadaşlar. Hani burası bir hayvanat bahçesi, ona göre isim verin arkadaşlar. Hani onu da yine de söyleyeyim. Arkadaşlar bence bu bölümde de gayet iyi ilerledik. Gayet güzel bir yer yaptık. Bence mükemmel oldu. Dediğim gibi sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.